Evet. Esselam değerli seyircilerim, takipçilerim, izleyenlerim, siyasi söylemlerim artık son kerteye doğru geldi bugünlerde. Bizim de siyasi yorumlar, siyasi sohbetler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Düşünme sebebim de tabii sizlerden gelen çok sayıdaki sorularla ilgili. Yoksa ben pek bu konularda konuşmayı da sevmiyorum doğrusu. Onun için bu programımızı şu demokrasi kavramı üzerinden geliştirelim diye düşündüm. Kısa bir sohbet olsun diye. Biliyorsunuz ülkede her fikir, her düşünce, her ideoloji veya bireysel manada her türlü ahlaksızlık demokrasi kılıfının içine konuluyor. Benim bir önerim var. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine girdiğinde bu demokrasi kelimesinin bir sınırlarını belirleyip paketlenmesi ve anayasada koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her türlü ahlaksızlığın da demokrasiyle paketlenip ortaya konulması artık bıktırmaya başladı. Travestilerde, şunlarda, bunlarda her türlü ahlaksızlığın demokrasi kılıfı içine yerleştirildiğini görüyoruz. Her türlü bölücü fikrin, İslam'a küfretmek isteyenlerin, Müslüman'a hakaret edenlerin, yani bunların hepsi şu demokrasi kavramının bir sınırları, eni, boyu, manası belirlenmeli ve anayasa da koruma altına alınmalı. Bunun çizgileri ortaya konmalı. Kim bu çizgilerin dışında demokrasi adına bir söylem, eylem geliştirirse cezalandırılmalı diye düşünüyorum. Yani artık kına geldik bu kelimeden. Her türlü melaletin arkasına saplandıkları kavram, işte demokrasi, insan hakları falan filan. Tabii ki insan hakları zaten esastır. Bunun şununla bununla alakası doğrudan yok. Bunlar birer kılıf. Travesti sokağa çıkıyor, benim demokratik hakkım diyor. Her türlü ahlaksızlığı sergiliyor. Ahlak deyince aklıma geldi. Ahlak, milliyetçilik, efendim demokrasi, bu kelimelerin sınırları belirlenmeli ve anayasada güvence altına alınmalıdır. Hani anayasanın birinci maddesinin içinde yer alan bir ifade var ya, Kemalist milliyetçilik falan. Bu tip ucube ifadeler de oradan kaldırılmalı. Milliyetçilik kendi başına bir kavramdır. Kimsenin adına milliyetçilik olmaz. O yüzden milliyetçiliği de böyle sınırları belirtilmeli ve anayasada güvence altına alınmalıdır. Ahlak konusunda temeli inançtır. Ahlakı inançtan soyutlayamazsınız. Bunu ondan soyutladığınız zaman ortaya bir ucube ifade çıkar ki, efendim vaktiyle Tan gazetesinde bir manşette çırılçıplak bir kadın altına şunu yazmıştı. Yazmışlar daha doğrusu. Ben ahlaklıyım. Vergimi ödüyorum. İşte buyurun size ucube bir şey. O yüzden bu ifadeler, bu kavramlar toplumun, sosyolojinin temel omurgalarını teşkil eder. Herkes kafasına göre demokrat, herkes kafasına göre ahlaklı, herkes kendi kafasına göre milliyetçiyim derse bu kavramların hiçbir anlamı kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden sorulardan birkaç tanesini bu kavramlarla cevaplamış oldum. Ya bunlar böyle ucuz siyasetçinin ağzında geveleyip geveleyeceği, efendim bütün pisliklerinin üstünü örteceği kavramlar değil. Bu kavramlar toplumun omurgasıdır. Anlatabiliyor muyum? Ahlakı neye göre ahlak?
Kime göre ahlak? Kimin anlayışına göre ahlak olacağız? Yoksa %90'ı Müslüman olan bir ülkede, yani Allah'a kulluk ettiğine inanan bir ülkede ahlak Allah'ın tanımlamasına göre mi olacak? Yoksa birilerin keyfine göre mi olacak? Ya önce bu kavramları bir düzene sokun. Yoksa bu ülkede asla huzur olmayacaktır. Demedi demeyin. Hayırlı günler.